Ya sen King Mink oynuyor muydun King? Şey. King dediğin? King dediğim batağın gelişmiş versiyonu. Ben pis dediciydim. Pis buruncu musun peki? Yok, benim ayak içim daha iyi. Ayak için iyidir sadece. Ama pis dedili, efendim pişti, okey. Bunlar bizim. Ve tavlada Berkay'la henüz kapışamadık ama ben 7 yaşından beri tavla oynayan bir insan olarak Berkay'ı 5'te 5'te mağlup ettiğim gibi tavlada da mağlup edeceğim. İnanın. Tavla var mı burada? Alacağız. Bir gün şey yapacağız tango. Çekelim onu. Tavla. Turnu sen olsun. Çünkü Formula 1'cilere benzemem ben bu arada. Ray Konen'e, May Konen'e. Kimle oynamıştınız? Yok, kimle oynadım? Rosberg'le oynadım. Peter, Rosberg'le oynadım. Yalnız ben de benzemem kimseye bak. İyi, bakacağız. O zaman iyi, burada iddialaşalım şu anda. İddialaştık. Nesini oynuyoruz? Nesini oynayalım? Formasını. Liverpool, kaybeden forma Liverpool. Forma iddiaları genelde gelmiyor. Berkay 3 aydır Ajax forması getirecek. Forma yalan. Gelmiyor. Daha somut bir şey. Adını koyalım çocuğun. Unisex mi olsun isim peki? Ay sen yani çocuğun ya. Adını koyuyorsun. Yani tavla bir ara bütün isimlerin challenge'ine var mısın? Bütün isimlerin sonuna can koymak moda olmuştu. Evet ya. Berkay Can mesela. Bitti mi o moda? Rıfkı Can. Rıfkı Can. Bitti gibi. İnsanlar ondan artık Buse sıkıldılar can. Gibi. Evren Can. Çok Gündüz kötü. Müthiştir. Gündüz. Evet. Evrencan Gündüz müthiştir. Evet, çok iyi. Yani zaten babası da öyleydi. Müthişti. Asımcan Gündüz. Evet. Oğlunun büyük hayranıyım. Yani şarkılarına da bayılıyorum. Hatta açayım bir tane. Mevsim Çiçekleri bak. Aç bir tane Evrencan Gündüz. Tavla challenge'ine var mısın? Da yeni yarım tavla challenge'ı. Tavla challenge. Tavla challenge şey gibi o. Nijeryalı sabit gibi. Ve kapışacağız biliyorsun burada. Evet. Ama bir iddianın adını koysaydık ya. Tango Bakeş, Tavla Challenge. Düşünüyorum. Güzel. Son parti bununla bitirelim. Evrencan Gündüz. Nefis müzik yapıyor. Çocuğun adını koymadık. Yani iddianın kravat olabilir bak mesela, kravat. Sen de seviyorsun kravatları, örgü kravatları özellikle. Abi, ben güzel, de çok kravat. Severim. Böyle sen zaten TRT'de hafta içi her gün evet. Program zor takım elbise falan evet biraz şey. Gerek çünkü, yok. Çünkü bir yerden sonra şey oluyor insan hani neyle neyi kombinleyeyim falan zora düşüyor. Bu kombinleme işine de girelim. Ne diyorsun kombin işine? Ya kombinleme senin mesela bugün kombinini ben çok beğendim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Böyle bordo bugünkü kombin Erbon'un ekoseli çorapları çoraplar özellikle çok uyumlu. Dikkatimi evet, çekti. Renk uyumu. Ben sabah uyandığımda karar veriyorum ne giyeceğimi. Kimisi geceden karar yok, verir. Yok ben de sabah karar veririm. Çünkü kimisi mesela akşamdan düşünüyor. Yarın ne giysem. Bayağı 2 saat falan düşünüyor. Bugün ne giysem diye düşününce program oldu. Evet. Yani. Yarın ne giysem diye yapsa mesela kimse bir şey demez. Ama sabah kalkıyorum. Mesela bugün kalktım. Çok şıksın ama sen de bugün. Teşekkür bu ederim. Bugün Beykent Üniversitesi'ne gideceğiz. Aa. Siz bunu izlediğinizde biz gitmiş olacağız. Olsun. Ceyla Büyükuzun, Alp Pehlivan, Evren Göz üçlüsü. Aa, güzel ekip. Söyleşilere başlıyor ve seviyorum üniversiteleri. Çok hoşuma gidiyor. Sade renkleri mi kombinlerde tercih ediyorsun? Evet, ben çok şatafatlı renkleri sevmem. Kıyafet. Bu şatafat değil değil mi? Mesela o normal, değil. Bordo, çok güzel. Bak özellikle gömleğindeki bordoluklar hafif evet. Hafif. Ve net, sade, düz bir kazak. İçinde hareketli bir gömlek ve hareketli çoraplar. Senden seviyorsun hareketli çorapları. Hareketli çorap bende çok var ya öyle. Yani çoraba insan direkt şey yapabiliyor. Çizgi film kahramanlarının çoraplarını çok seviyorsun. Evet var onlardan biliyorum var işte. Şey, bütün iç dünyanı biliyorum her Marvel, bu. Marvel, DC, iç evet. Dünyamı. İçim dışım bir benim zaten ya. Tebrik et gel. Peki. Bir şey söyleyecektim de unutturdun ya. 50 bin tane konuyu açtın. Ne söyleyecektim? Kombin diyordun. Ha kombin. Neyse kombinlerin önünde konuşurken bu kadar konuyu dağıtmayalım ya. Kombiyle mi tercih edersin yoksa? Ha kombi iyi ya bence. Hmm. Minimumda yakarsan. Nerede yaşıyor Erbatur? Caddebostan. Gönüllerde. Caddebostan çocuğu. Suadiye diyeyim mi? Suadiye çocuğu. Yıllardır Suadiye diyeyim. Buradan voleycilere, Erbatur bulmak isteyenlere bekleyin. Bir önerimiz olur yani. Yani bizim İzmir'e de çok benziyor Karşıyaka'ya oralar yani Suadiye, Caddebostan. Anadolu yakası bence Avrupa yakasına göre daha güzel ya. Kesin.
Net vallahi yani. Avrupa yakasında bir şey var. İş merkezleri orada daha çok olduğu evet. için bir telaş, bir böyle acele, bir nasıl diyeyim stres, yoğunluk. Mesela Mecidiyeköy civarında çok yaşıyoruz onu. İnanılmaz. İnsanlar sürekli bir yerden bir yere şey halindeler. Yetişeyim bir an önce. Ama hemen olsun. Bu çok acayip bir şey ya. Ben bazen bizim buradaki genç arkadaşlarımızla yürüyorum mesela. Yürürken, yemek yerken hep böyle bir acele, bir şey. Şimdi ben de öyleydim hep eskiden ama belli bir süre sonra şey oluyor insan. Bu aceleye ne gerek var diyor. Ama Anadolu yakasında o yok fazla. Şöyle, daha sakin. Mesela İstanbul'u yaşarken yaşayan bir şehrin içinde hayat sürdürüyorsun. Yani ilginç bir akış var. Şöyle düşün, İstanbul'da yaşamayı betimleyeyim şimdi. Evet. Ben sana İzmir'le ilgili bir örnek vereceğim. Tamam, ben de oraya bağlayacağım zaten aslında. İzmir'e bağlayacaktım. Yani bir sel suyu düşünün. Dev binaların arasından akan. Şu an resmediyorum. Yani elimde fırça olsa böyle çizerim. Devasa gökdelenlerin arasından sel suyu. Arabaları almış, insanları almış. Böyle götürüyor. Çılgın bir debiyle gitmekte. Onda yaşaman için yapacağın o çatıdasın. Böyle tık diye suya atlıyorsun. Burnunuzu tutmanıza gerek yok. Eğer hava verirseniz. Yani burnunuzdan suya girdiğinizde zaten su kaçmaz burnunuza. Yani böyle yapmanıza gerek yok. Bir detay olarak anlattım onu. İşte neyse, suya atlıyorsun. Atladın suya. Ve o debinin içinde bir yere gidiyorsun. Sele kapalı. O sürekli gidiyor. Bazen dönüyor, aynı yoldan tekrar geçiyor, başka bir yere gidiyor. İzmir'e gittiğinde de iki katlı küçük evler düşün. Sakinledi bir anda. Hava açıldı, güneş var, bulut. İşte vapura gidiyorsun sakince, karşıya geçiyorsun karşıya kadar Alsancak'a sakince. Kimse bir yere yetişmeye çalışmıyor. Hatta bir de örnek vereyim. Şimdi benim aile, anne baba mühendis, inşaat mühendisi. Bu yüzden çok fazla mühendislik hikayelerinin içinde yer aldım. Hatta bazen evlerin yapısını da böyle incelerim. Çünkü böyle durup dakikalarca incelerlerdi onlar ben küçükken de. Neyse, bir İstanbullu firma... Para verecek ya, para verecek. Yani iş yapılmış, para verecek İzmirli firmaya. Diyor ki, cumartesi günü şirkete geleceğiz, ödemenizi yapacağız. Ya İzmirli firma, mühendis, isim vermiyorum. Büyük firmalar bunlar. Yani cumartesi İzmir'de kimseyi bulamazsınız diyor. Pazartesi sabaha görüşürüz, ben de gelemem diyor adam. Yani çünkü ya Foça'ya, ya Çeşme'ye, ya Seferihisar'a, nefes almaya gidiyor. Ya Kuşadası'na, herkes yazlık genellikle vardır. Ya da bir tanıdığın var. Oraya gider. Yani cuma gider, pazartesi döner. Cumartesi pazar tatildir. İzmir daha sakin yaşanır. Hatta Seferihisar'da uluslararası normlarda bir sakin şehirdir. Ödülü de vardır. Bazen o kadar koşuşturuyoruz ki doğru olanın o sakinliği yaşamak olduğunu unutuyoruz. Sabaha karşı 2 sene önce arabayla İzmir'e girdim. Ama böyle tam vakti. Ha, güzel. O kordonda böyle çok güzel bir renk cümbüşü. Arabada yanımda oturan Emre diye bir arkadaşım vardı. Ona söyledim, dedim ki baksana dedim, İzmir uyuyan güzel bir kadına benziyor dedim. Bitti program. Bitti program. En güzel yerinde bitirdik yine. Güzeldi tanım, yani çok güzel betimleme. İzmir öyle hakikaten. Yaşayamadık İzmir'de. Yani bu yaşadı. Peki İzmir'den İstanbul'a geçince nasıl oldu sende? Şimdi şöyle. İlk zamanlar bir şey yaşamadın mı ya? Hiçbir şey yaşamadım. Niye yaşamadın diye soracaksın. Bir böyle gerginlik, bir ne oluyor demedin mi ya? Şöyle, hani şey hikayesi olmadı. Mesela babam İstanbul'a üniversiteye geldiğinde Yıldız Tekniğe anlatır yani o hikayeyi. İzmir'den Varan'a bindiriyorlar. Sabah böyle bavulla diyor, indim diyor şeyde, Taksim'de, kimseyi de tanımıyor. Sonra amcası almış işte, ama böyle kalmış tabii mesela. Ben öyle olmadım yani, şöyle, benim anne tarafı İstanbullu olduğu yani için... Gidip geliyordun sen sonra. Akrabalar var, o sebepten gidip geliyordum zaten. Ama bir de şu, şimdi üniversitenin yurdumda kaldım ilk sene. İki kişilik oda, kaldığım arkadaş da bizim... En yakın 4 kişilik, 5 kişilik benimle beraber bir arkadaş grubumuz var. Beraber büyüdüğümüz. Şimdi zaten yarısı yurt dışında, bir tek 2 tanesi burada. Neyse, biri daha yurt dışındaydı da geldi. Her neyse. Onunla beraber aynı odada kaldık. 2 kişilik oda. Hani, ya güzel. O sırada zaten üniversiteye alıştık. Sonra alışma beraber, dönemi beraber geçirdik. Hemen sonrasında da Suadiye'de bir uygun ev bulduk. Oraya taşındık.
Öğrenci evi, okul güzel, arkadaşlar güzeldi. Bir gün öğrenci evini konuşalım. Öğrenci evi nasıl olur? Aa, konuşsak mı ya? Şimdi mi? Vallahi çok güzel parti o ya. Var vaktimiz var. Var.